Hastayı müdahale odasına alın. Oksijen desteği verilsin çabuk. Hemen yapıyoruz. İyi olacak mı? Gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra size bilgi vereceğim. Halamın bir daha o kapıdan çıkamama ihtimali var. Emir, nasıl? İyi mi? Emir, iyi olduğunu söyle ne olur. Doktor henüz bir şey söylemedi. Acil müdahaleyi aldılar. Bakın şu an beklemekten başka çaremiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Sakin kalmak zorundayız. Evet, durumu yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. Pek iç açıcı değil herhalde. Sizinle daha önce de konuşmuştuk Emir Bey. Maalesef durumu pek iyi değil. Kendisini müşahede altına aldık. İlaçların etkisi sabah geçer. O zaman kendisini görebilirsiniz. Yapacak da pek bir şey kalmadı anladığım kadarıyla. Yani çok üzgünüm ama kendisiyle vedalaşmanızı öneririm. Ne oldu oğlum? Doktor ne dedi? Kötü haber verme lütfen. İyi olacak de. Ne bizim ne de doktorların elinden gelen bir şey kalmadı. Halamla vedalaşma zamanı. Helalleşmen lazım artık. Hadi kızım. Söyle nineme, gitmesin Beyhan yenge, gitmesin. Hadi kızım, hadi yavrum. Elden bir şey gelmiyor. Helalleş. Ninen artık yok, gitti. Thank you.
Kadriye Hanım son zamanlarda çok üzüldü. Öyle şeyler yaşadı ki hastalığı tetiklendi. Kim olsa dayanamaz. Halam geldiğinde zaten hastaydı. Hatta az bir zamanının kaldığı da biliniyordu. Yani olanların burada yaşananlarla hiçbir ilgisi yok. O yüzden hiçbirimiz, hiçbirimiz burada olanlar yüzünden ne kendimizi ne de bir başkasını suçlayamayız. Hayır, siz beni yanlış anladınız. Benim niyetim kimseyi suçlamak değildi. Olmasın da zaten. Hayır, yani demem o ki benim... İyi misin sen? Ben çok özür dilerim. Beni yanlış anladı. Yani ben öyle demek istemedim. Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için... kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.